İyi akşamlar Söstende'ye hoş geldiniz. Söstende'de bir siyasetçiyi ağırlıyoruz. Bugün BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Açlık grevinden yeni çıktınız. Evet, işte. Kaç gün? Biz kısa ya, iki gün grev yaptık ama yani bunun kısalığı uzunluğundan çok bizim için önemli olan sürmekte olan diğer açlık grevlerine işaret etmekti. Çünkü onlar süresiz ve dönüşümsüz. Hı hı. Yani bunun önünde bir hayat riski var. Hı hı. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Kaç kişi açlık grevi yapıyor şu anda? Şimdi bu sayı her gün kabarıyor. Dün hı hı. biz başlarken 70 civarındaydı. Bugün edindiğim bilgi bu sayının 300'e yükseldiği çok 300, çeşitli 300. Cezaevlerinde. Hı. Tabii adları daha çok bilinen bir temsil görevi olan arkadaşlarımız işte Faysal Sarı Yıldız, Selma Irmak gibi adlar hemen biliniyor ama adsız da çok fazla insan var ve statüleri aynı. Onlar da işte çok uzun cezalara mahkum ya da çok uzun ceza tehdidi altında yargılanan insanlar. Ne hissediyorsunuz onları düşündüğünüz zaman? Çünkü siz 16 yıl mıydı? Ben 14 sene cezaevinde kaldım. Yani evet. Hani en iyi bilen isimlerden birisiniz belki de orada yaşananları. Şunu söyleyebilirim, ben pek çok kişi içeriden bakamayan, bunu sadece bir haber olarak düşünen insanlar anlamını çok kavrayamayabilirler ya da bunu gereksiz görebilirler. Ne var ki yani, ne var aç kalıp da niye? Ne olacak, evet. Kendine mi eziyet edeceksin? Evet. Fakat bu öyle değil, bu daha derin düşünebilen insanlar ki onlar diğerlerinin düşüncelerini etkileyebilirler. Onların gözünde bunun şu anlama gelmesi beklenir. Öyle bir hadde varmıştır ki bu esaretin haksızlığı ve buradan duyulan mağduriyet, insanlar kendi canlarını ortaya koyarak seslerini duyurmak istemektedirler. Bütün sözler bitmiştir ve artık tek söz hayat ve ölüm arasındaki diyalog, bunu işitmesini ister insan. Bunu da çok insan Türkiye'de göze aldı biliyorsunuz. Tabii. Türkiye'nin çok uzun ve eski bir açlık grevleri, ölüm oruçları tarihi var. Nazım Hikmet'le başlamıştı. Başlayalım. Ve işte 21 Aralık operasyonuyla sona erdirilmek evet. istenen çok uzun bir grev vardı, ölüm oruçları vardı. Şimdi yüzleşiyoruz göya. Ve görüyor. Evet, çok iyi söylediniz bunu da. O zaman nasıldı medya, buna nasıl yaklaşmıştı? Nasıl bakanların, emniyetçilerin gözünden aylarca insanları yanılttıktan sonra neyin ne olduğu şimdi çıktı ortaya ve bir aslında katliamla yüz yüze olduğumuz evet. ve insanların bunu göze aldıkları ortaya çıkınca şimdi o zaman yapılan ölüm oruçlarının, açlık grevlerinin manası daha iyi belki kavranıyor ama peki ama o insanlar yaşamıyorlar, şimdi ne olacak? Şimdi o nedenle şimdi artık daha uyanık olabiliriz. Peki, erken bakabiliriz. Şunu merak ediyorum. Niye önemsemiyoruz? Yani şimdi siz açlık grevi yapıyorsunuz. Siz derken hani bütün gruptan evet. bahsediyorum. İşte cezaevindekiler yapıyor. Cezaevindekini zaten hani ötekileştiriyoruz. Burası kesin zaten. Ve sonrasında işte sabahtan beri tanıtımlar döndüğünde mailler geliyor. İşte nereden çıktı bu açlık grevi? Veya işte ne var ki işte yatıyorlar güzel güzel gibi. Acımasız. Niye önemsemiyoruz? Biz bu kadar vicdanını kaybetmiş bir toplum mu olduk? Şimdi ben Türkiye'de siyasetin yüksek bedellerle yapılabilen bir eylem olduğuna dair çok kötü bir algının olduğunu düşünüyorum. Hı. Ve insanlar siyaset ve bu bedeller arasında bir ilişki kurmaktan kaçınmak istiyorlar. Çünkü bu biraz da şöyle bir şey. Eğer kulak kabartır ve hak verirseniz sizin de onların yanına katılmanız lazım. Duymamak belki de katılmamak için bir sebep. Ama kuma sizi gömüyoruz o zaman. Evet, evet maalesef böyle oluyor ama duyup bütün bunları başka yoldan önleyecek çok şey yapabilir insanlar. Mesela Adalet Bakanlığı'na dilekçe yazabilirler. Hı hı. Mesela meclise gelip dertlerini anlatabilirler. Mesela meydanlarda toplanıp
ki meydan da şimdi artık tehlikeli bir yer olmaya başladı. Yeni siyasi algıda. İmza kampanyası diyelim. İmza kampanyası. Bu bile bir şey. Yani herkes bir şey yapabilir ama buna kulak kabartmak lazım. Bakın ben şimdi biraz önce bir hükümlü yakını beni aradı. Osmaniye cezaevinde yatan yakını için. Bugün öldüresiye dayak yemişler ve bir şey yapın diyorlar. Ve ben 2 aydır mecliste Osmaniye anlatmaya çalışıyorum. Araştırma önergesi verdim. Reddedildi. Adalet Bakanlığı'na yazdım. Herhangi bir yanıt almış değilim. Kendi üyesi olduğum İnsan Hakları Komisyonu'na bu şikayetleri yönlendirdim. Hiçbir yanıt almadım. Nasıl olmuyor peki? Yani siz nasıl yorumluyorsunuz? Ben bunu duymak istemedikleri, bunun ortadaki imajı bozduğunu düşünüyor. Bence Türkiye'yi yönetenler, hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanlığı. Nasıl olabilir? Bizim yani façamız bozuluyor. O yüzden yok demek iyi olur diye düşünüyorlar ama bunun nasıl bir zalimlik olduğunu düşünmüyorlar. Ondan sonra da bu mesele içeride çözülmeyip uluslararası alana yansıyınca da dünya bizi sevmiyor oluyor. Ama dünya niye sevsin? Esasen mahkumlarına karşı zalim davranan ya da yersiz bir biçimde insanları mahkum kılan bir rejimi, onu yönetenleri, o biz kimse, ben onlardan değilim, onları niye sevsin? Bence bu meseleyi bizim açığa çıkartacak kadar çok çaba göstermediğimizi düşünüyorum. Meclisteki partiler de, Cumhuriyet Halk Partisi kısmen zaman zaman bu önergelere destek veriyor ama bir merkezi mesele haline getirmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi sadece cezaevindeki bir tane vekili için kaygı duyuyor. Peki Adalet bu BDP çatısı altında olduğu için ön yargıyla da oluyor mu sizce? Şimdi bugün Türkiye'de o kadar çok siyaseten suçlanan insan var ki BDP, Aziz Yıldırım avaz avaz bağırıyor dünden beri. Dinliyoruz, bir siyasi tutuklu yargılanıyormuş gibi. O da bütün bu koşullara aynı biçimde isyan ediyor. Sonuçta yani bu rejim karşısında rejim bütün mahkumları yaslatıyor, düzleştiriyor, hepsini aynı zemine yerleştiriyor. Aziz Yıldırım'la Selma Irmak veya bir Ergenekon tutuklusu, her biri sonuçta bu rejimin yüzünü aynı biçimde hissediyorlar. Fakat bu kadar çok çevreye bu konu değdiği halde her hükümlü kendi bacağından asılsın diye yaklaşılması da benim için çok büyük bir trajik durum. Ben doğrusu BDP'li tutuklular ve hükümlüler için istediğimin hepsini Türkiye'deki bütün tutuklu ve hükümlüler için istiyorum. Onlar için de aynı koşulların geri gelmesini isterim. Değil mi? Yani zaten hani böyle olmazsa zaten düzelemez. Yani BDP'lilere özel bir cezaevi kuramayacaklarına göre bütün herkesin koşulları iyileşmeden bizim koşullarımız iyileşmez. Fakat bu F tipi cezaevleri giderek bir 12 Eylül rejiminin yansısı haline gelmeye başladı. Doğrusu benim işittiğim şeyler Mamak'ta, Selimiye'de işittiğim, gördüğüm, yaşadığım şeylerle birebir örtüşmeye başladı. Özel görevli gardiyan timlerinin oluşmaya başladığını duyuyoruz. Tabii birbirlerine A timi, B timi diye hitap ettiklerini, buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Bu Osmaniye cezaevine, Tekirdağ İkinoğlu F tipi cezaevine, Kandıra'ya, bütün bunlara mutlaka ve mutlaka acilen müfettiş göndermelerini buradan duyuruyorum. Sonuçta biz bunu mecliste de gene görüşürüz. Yani bilmiyorduk, görmüyorduk, suçlaması, savunması olmasın sonrasında. Olmasın çünkü olacak olan şeyler bundan sonrası daha ne olabilir? İnsanların haysiyetlerini kırmaya başladığınız ve onlar itiraz etmeye başladıkları zaman cezaevinde işte cehennem hayatı başlamış demektir. Ondan siz sonrası, bir komisyon kurulması için başvuruda bulunmuşsunuz cezaevleriyle. Evet, bizim bir cezaevleri inceleme komisyonumuz var. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun alt komisyonu. Fakat bu komisyon bugüne kadar 4 cezaeviyle ilgili rapor yayınladı. Ben ne yazık ki bizim bir üyemiz var komisyonda. Alt komisyonlara da
İnsan Hakları Komisyonu'ndan dağılıyoruz. Ben ancak iki komisyonu götürebiliyorum. Yani hı hı. asıl komisyon ve iki alt komisyon. Ne yazık ki cezaevleri incelemelerine katılamadım. Fakat bu dört cezaevinden rapor geldi. Ya dört cezaevine gitmiş bizim komisyon. Şu sonuca varmış. Fiziki koşullar kötü fakat idare mazbut. Her şey çok yerinde. Çünkü hiçbir mübarezeli hakkında tartışma olan cezaevine gitmemiş. Kısmen tiplerine, daha iyilerine gitmiş. Evet, yani. Dolayısıyla bu sanki şeyleri cezaevlerini aklama komisyonu gibi çalışıyor. O nedenle biz bir meclis komisyonu kurulsun istedik. Tabii ki bir cezaevleri alt komisyonumuz var. Denilerek reddedildi. Fakat bu kadar çok Türkiye'de 6000'i geçti KCK adı altında cezaevine toplanan BDP'lilerin sayısı. Cezaevlerinde şu an 120 bin aşkın insan var. 10 yıl önce cezaevi nüfusu 50 bindi. İki dönem arasındaki nüfus artışına baktığımızda sadece %4 artmış Türkiye'nin nüfusu. Cezaevlerin nüfusu %250 artmış. Şimdi zaman zaman... Şimdi demek ki rejim durmadan suç üretiyor. Aslında mesele bu. Suç üretiyor mu yoksa? İşte tırnak içinde. Evet. Yani o suçu kendi üretiyor. Ortada suçlu olduğu ayrı bahis. Zaman zaman mektuplar alıyoruz tabii biz gazeteciler. Şöyle şeyler geliyor. Nöbetleşe uyuyorlarmış bazı yerlerde. Mesela ben Mersin cezaevine sıkça gidiyorum çünkü seçimi birlikte sürdürdüğümüz arkadaşların hepsi şimdi yatıyorlar. Beni Ankara'ya yolladılar, kendileri de cezaevine tutuklandılar. 600 kişilik cezaevinde 1200 kişi çok yatıyor ve evet nöbetleşe uyuyorlar ya da aralara yatak seriyorlar. Düşünün işte gözünüzün önüne getirin ne kadardır işte yani 5 metre 7 metre 35 metrekare yerde yaklaşık 50-60 insan kalıyor. Olacak iş değil yani bu. Peki şimdi komisyonlardan bahsetmişken çok da uzun vaktim yok. O kadar da çok şey var ki konuşulacak evet. belki de haliyle Uludere konuşmak lazım diye düşünüyorum. Yani konuşmak ve konuşmak evet. lazım. Siz görüntüleri izlediniz. Evet, izledim. Şimdi görüntüleri izleyenlerin değişik yorumları oldu komisyonun. Evet. Öncelikle sizin cephenizden nasıldı o görüntüler? İzlerken ne hissettiniz? Ne düşündünüz? Onları bir duymak isterim. Peki o gözlemden önce şu gözlemimi anlatayım. Biz İnsan Hakları Komisyonu üyeleri de geldiler. Evet. Bizim alt komisyonumuza komisyonun hani onu kuran komisyonun üyeleri de gelebiliyor. O yani biz sadece 9 kişi değil 15-16 kişi izledik. 3 şeyden bu hava Endüstrisi kurumu neydi? Oradan hı hı. Vardı. Üç de Genelkurmay'dan. Şimdi bir kere herkes özellikle AKP'li kadın milletvekilleri ağlıyorlardı şey bittiğinde. Görüntüler bittiğinde. Vicdanen benimle aynı sonuca vardıklarında ben şüphe etmiyorum. Ama siyaseten başka şeyler söylüyor komisyonların üyeleri. Ben gözümün gördüğünü inkar edecek değilim. Aklımın erdiğini de biliyorum. Ayrıca köylülerle de konuştum. Bölgeyi öncesinde konuştuk. Evet konuştuk. Zaten. Hep beraber evet. konuştuk. Evet. Şunu söyleyebilirim. Köylülerin bu kadar dürüst bir anlatımda bulunmuş olmalarına hayran kaldım. Çünkü görüntüler köylülerin bize anlattıklarının hepsini neredeyse saat saat neydi doğruladı. Yani? Görüntü şu. Yani görüntünün öyküsünü anlatıyorum. Bir tek görüntü tabii, yok. Akan tabii. bir görüntü. Yaklaşık işte saat 18-19 arasında sınırın Irak tarafında Kutalma ve Haftanin derelerinin birbirine kesiştiği yerde bir düzlük alana Irak tarafından 8 yani güneyden 8 kamyon ya da kamyonet geliyor. Bir süre bekledikten sonra saat 19'a doğru 18-30 civarlarında kuzeyden geldikleri Haftanin Deresi kıyısından gelerek bu düzlüğe geldiklerini gördüğümüz bir grup insan ve katır dört ayaklı hayvan. Biz soruyoruz şeylere uzmanlara bunlara nedir siz nasıl yorumlarsınız? Ya bu işleri bunları yorumlamak olan uzmanlar bunların dört ayaklı canlılar olduğu anlaşılıyor. Başka bir dört şey diyemeyiz. Dört ayaklı canlı.
Şimdi olacak iş değil yani. Bu yani gülümsüyorum bir ama şey ya. Söylememek için evet, gelinmiş oraya. Ama biz nihayet görüyoruz işte bu evet bu ne diyelim tarih, coğrafya, toplumsal ilişkiler koşullarında onlar dört ayaklı canlı değil, katır işte. Ötekiler de insan. Bunlar termal kamera görüntüleri. Evet. Sıcak nesneleri net siyah, görülüyor yani. Sıcak nesneleri siyah, soğuk nesneleri beyaz ve ısı farkına göre de griler. Ve bu aşağı yukarı bir fotoğraf görüntüsü kadar belirgin bir görüntü veriyor. İnsanları hayvanlardan ayırt edebiliriz. Öte yandan sıcak soğuk farkına göre görüntü verdiği için sıcak hayvanlarla onların üzerlerine muntazaman yerleştirilmiş soğuk nesneler iki taraflı. Yani bunların mazot bidonları olduklarını anlamamak için insanların artık nasıl bakacaklarına ben bir ad veremiyorum. Peki. Netice olarak bu insanlar bu yükleri yüklendiler. Aheste yürüyerek güneye doğru, hiçbir kuzeye doğru, hiçbir yere sapmadan, hiçbir güvenlik yavaş önlemi yavaş olmadan işte tepelerde, kenarlarda onları koruyan herhangi insanlar olmadan ağır ağır yürüyerek köye doğru yaklaştılar. Biz tabii köylülerden bu öykünün diğer tarafını dinlediğimiz için biliyoruz. Köyde daha önce saat 9'a kadar sürdürülüyor. Bir askeri operasyon bize tümende anlattılar. Bunlar bir uçar birlik harekatı düzenlemişler. Bu gelen kafileye onlar müdahale edeceklermiş. Fakat saat 9'da onlara denmiş ki siz geri çekilin. Biz burayı hava sahasını kapattık. Onlar geri çekilmişler. Fakat saat 9'a kadar da sınırdan köye doğru giden 3 yol kapalı kalmış. Biz saat böyle görüyoruz orada saat 9'a doğru geliyor insanlar. Tereddüt başlıyor ve bir tepeye doğru gidiyorlar. Bu tepe şeyin telefonun çektiği tepe. Köylüler bize onu da anlattılar. Hakikaten orada iki kişi duruyor. Sonra diğerleri onların yanına geliyorlar ve beklemeye başlıyorlar endişeli bir biçimde. Bunların bu yürüyüş tarzı, bu duruş, bu yük yapısı, bu insan tabiatı, davranışları bunlara baktığınız zaman bunların başlarına ne geleceğini bilmeden bekleyen köylüler olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü ilk grup saat 9:25 geçe yani işte ya da 29'da 9:29'da vurulduğunda geri kalanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Oldukları yerde duruyorlar. Onu soracağım. Duruyorlar. Sormak ağır tabii ama ne oluyor? Yani bir panik mi başlıyor? Ya insanlar bilmiyorlar başlarına gelen felaketi anlamıyorlar, yorumlayamıyorlar. Çünkü onlar öyle bir şey beklemiyorlar. Onlar gerilla değiller, onlar köylüler. Ben bunları anlıyorum. O görüntüleri 2 saat boyunca durmaksızın izleyen, geri dönüp bunlara bakabilme imkanı elinde olan insanların bunu anlayamamasını ben anlamıyorum. Burada bir istihbarat hatası falan yok. Burada başka türlü bir okuma var. Ben bunu şuna bağlıyorum. Bize tümenden anlatılan, köylülerin anlattıkları bütün hepsini bir araya getirdiğim zaman şunu anlıyorum ki buradaki askerlerin kafası devamlı Fehman Hüseyin denilen bir gerilla komutanıyla meşgul. Hı hı. Onun Türkiye'ye geleceğini zannediyorlar. Birden çok kere onun telsizini duymuşlar. Hı hı. Ve bu onları bir obsesyona sürüklemiş. Yani o gelecek ve her gelen o olacak. Hı hı. Ve burada da ben öyle düşünüyorum ki, öyle anlıyorum ki bu gelenlerin %1 ihtimalle dahi arasında Fehman Hüseyin'in olacağı kaygısı onlara geri kalan 99 ihtimali yok saymaya yöneltti ve buraya bunu vurdular. Çünkü insan bunu bilir, insan görür. Bize diyorlar ki başkaca istihbarat. Sorduk biz komisyon olarak başkaca istihbaratı bekliyoruz neymiş. Hı. Ama herkes onun peşine. Çünkü şöyle bence ilk öyle olduğu bir şey zaman yok. Şöyle şeyler yapıldı. İşte teröristlerin geleceğine dair bir takım şeyler duyumlar alındı. O duyumların nereden geldiği daha tabii bilmiyoruz onu. Sonuçta birileri emir verdi ve yanlışlıkla vuruldu. Şimdi bütün bunları hep beraber biz izledik. Evet. Ondan sonra bizim tabii ki komisyonun üyeleri içerisinde MHP'li, CHP'li, AKP'li üyeler ve ben, biz hepimiz aslında aynı algıya sahibiz. Evet. Ama bunu anlatırken benim bir siyasi endişem yok. Ben gördüğüm şeyi anlatıyorum. Peki izlerken herkes nasıldı?
İzlerken herkes köylülerin anlattıklarını tekrarladı. Aa bak şimdi oraya geliyorlar işte bize demişlerdi. Bak tam o saatte. Bak telefon çeken tepeye çıktılar. Bak 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 bak. Yani doğrular gibi. Herkes tabii daha önceki köylülerin anlattığının doğrulandığını görerek dehşete düştü. Ve kadın arkadaşlar da hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Çünkü onlar çocuk sahibi. Orada öldürülenler çocuklar. Bir de üstelik hani konuşuyoruz köylü insan. Şimdi daha belirtik konuşursak bunlar çocuk. Yarısından çoğu 18 yaşından küçük. Bu ihtimal, bunların sivil olabileceği ihtimalini nasıl düşünmez insanlar? Nasıl? Ve üstelik ben şunu da merak ediyorum. Diyelim ki velev ki bunlar gerilla. Peki onların böyle imhasını şey yapan, serbest bırakan bir savaş kuralı var mı? Ben bundan da emin değilim. Şimdi o ayrı bir tartışma şimdi, konusu ha, şimdi tabii haliyle. Ama yani hikaye oradan teröristler başlıyor. Öyle sandık diye. Öyle sansanız öyle mi yaparsınız? Onu bilmiyorum. Ama öyle sanmak için hiçbir sebep yok iken. Şimdi onu anlatıyorsunuz zaten tabii. Ama çok kısa bir ara vermem lazım. Aradan sonra, reklamlardan sonra tabii. Devam edeceğiz Ertuğrul Kürkçü ile bizden. Söz sende devam ediyor. BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile birlikteyiz. Uludere konuşuyoruz. Uludere görüntülerini konuşuyoruz. Çünkü herkes oraya kilitlenmişti. Ne oldu sorusunun cevabını aramak lazım diye düşünüyorum. Ve daha da konuşmak lazım. Onu seyredenin nasıl olur da anlamaz ya da bulanık olur demiştiniz. Evet. Biz bir kez seyrettik ama insanlar geriye dönme şansları var yetkililerin. Evet. Tekrar evet. Konuşma üzerinde evet. Düşünme şansı var. Peki şunu soracağım. Şimdi orada komisyondasınız, kaç kişisiniz? Bazı milletvekilleri çıktı, görüntüler net değil dedi mesela. Evet. Bazıları çıktı işte yani muallak sözlerde. Bazıları sizin gibi konuştu. Şimdi bu nasıl oluyor? Şimdi siz de mi dediniz ki izlerken ağlayanlar oldu ki AK Parti evet. Vekillerinden evet. Bahsettiniz. Evet. Çünkü herhalde hüzünlenmemek mümkün. Acı çekmemek mümkün tabii. Değil. 34 tabii. Kişi orada tabii. Ölüyor ve o ölüm anını seyretmek herhalde çok ağırdır. Kim öyle. Olursa olsun. Ben şöyle düşünüyorum, yani bunu daha teorik bir yerden konuşursam insan aklıyla görür diyeceğim. Dolayısıyla düşüncenizi, gördüklerinizi, algılamanızı, yorumlamanızı belki önleyebilir. Ama ben de daha çok burada bu algıda seçmenin siyasi tutumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu görüntüler bana göründüğü gibi görünürse hükümetin milletvekillerine, o zaman kendi hükümetleriyle karşı karşıya gelmeleri gerekir. Çünkü bu karar, ben öyle düşünüyorum ki hükümet dışında herhangi bir mevkiden verilemez. Çünkü bu sınır ötesine düzenlenen bir operasyon. Sınır ötesine düzenlenirken canlı hedeflere doğru yöneltilmiş bir operasyon. Yüksek siyasi sorumluluk gerektiren bir harekat. Kaldı ki zaten sınır ötesi operasyonların sürdürülme yetkisi tamamen hükümette. Meclis bu yetkiyi hükümete verdi bizim muhalefetimize rağmen. Ama başbakan haberinin olduğuna dair açıklamalar yapmadı. Başbakan daha henüz bir şey de söylemedi. Nereden biliyorsunuz demeye getirdi. Ama şunu söyledi. Mesela demin şeyi söylemiştik ya, dedikodular çıktı. Evet. Veya bir takım duyumlar evet. Alındı, gazetecilere de geldi. İşte orada teröristler vardı. Evet. İşte Feyman Hüseyin içinde vardı. Hatta Kılıçdaroğlu çok Sayın Demirtaş'ta önemli suçlamalar da bulundu. Evet. Başbakanı hedef aldılar bir anlamda. Evet. Dediler ki hani bir kişi için orada evet. Kaç kişi. Bunu çok sert yalanladı başbakan. Bu demektir ki ben bilmiyorum demektir şimdi, aslında. Şimdi bilecek. Süleyman Demirel ne demişti zamanında? Sizin de o. Fırat'ın kıyısında bir koyun kaybolsa bizden sorulur. Bu bir devlet şeyi. Demirel felsefesi. Bunu dedi ama yani. Şimdi ayrı laf ağızdan çıktı bir kere. Şimdi biz koyundan bahsetmiyoruz. 34 insandan bahsediyoruz ve bizim insanlarımız onlar. Bunlar kaybedildi. Bizim bu konuda daha açık bir görüşümüz var. Çünkü biz süre giden mücadeleye halkın olduğu yerden bakıyoruz. Askerin olduğu yerden bakmıyoruz. Algı farkı kısmen de oradan doğuyor. Onlar askerin baktığı yerden bakınca işte görüntüler sinema filmi değil ki bu nihayet bu görüntülerin termal kamera görüntüsü daha net olamaz. O bağlamdaki netlik bize yeterli bilgi veriyor. Bir kere ortadaki insan hareketlerini gördüğümüz zaman güneyden gelen bir insan hareketi yok. İnsanlar kuzeyden geliyorlar. Ben bu kadarını anlıyorum artık, kuzeyden gelemezler.
3 kilometre sınıra kuzeyden gelemez. Peki şöyle konuşalım, az vaktimiz var. Bir de Uludere ile başlayan bir kriz başladı. Yani Uludere'nin ardından. Ama Uludere'nin bunun bir tetiği olduğu söylendi. MİT emniyet krizi bugün. Cemaat AK Parti mi diye tartışıldı. Gerçi yeni kavramlarda cemaat de denmiyor, camia deniliyor. Öyle anladık. Öyle algılıyoruz. Öyle yorumlar yapılıyor. Şimdi bu krizi biraz bir kriz oldu ortada. Tabii ki. Ve hani ne oluyor sizce? Sizin cephenizden benim, düşüncem bu konuda tabii bizim bir grup kararımız yok. Ben yani oturup rahatça bu konuyu konuşabilirsiniz. Kendi düşüncemi söyleyebilirim. Ben tabii ki burada cemaat denilen insanlarla hükümet arasındaki bir gerilim bir başka gerilimin üstüne bindi. Ben doğrudan doğruya buradan doğduğunu düşünmüyorum. Uludere'den değil yani. Hayır. Bu gerilim şununla ilgili. Benim anladığım şudur. Peki. Bu gene Kürt meselesinden doğduğu kanaatindeyim. Evet. Bu Kürt meselesinde nasıl tavır takınılacak tartışmasını hükümet bir dönem Oslo müzakerelerine varan bir müzakere çizgisinde yürüttü. Ve sonra bunu durdurdu. Ve ondan sonra güvenlik siyasetine geri döndü. Bu durumda görevlendirdiği eskiden bu görüşmeleri sürdüren heyetlere tanıdığı yetkilerle ortaya çıkan sonuç, güvenlik ile görevlendirilen yeni gruplar ya da yetkisi artırılan yeni gruplarla ötekiler arasında bir yetki ve iktidar mücadelesi başladı. Çünkü onlar şöyle düşünüyorlar, ikinciler, yani şu an MİT'çilerin tutuklanmasını isteyenler. Sizin tarzınız fos çıktı. Siz başaramadınız. Gelin sıra, bizim tarzımıza. Sıra bizde. Dolayısıyla bütün yetkiler bizde olacak. Ve bu yetkileri kendilerine vermesi için de hükümet üzerine basınç yapmaya başladılar. Yabancı değiliz aslında biz bunlara. Tabii baktığımız ki. Zaman hani çok tanıdık senaryolar. Geçmişte de bunlar buna. Oldu. Ben şahsen bu hattın geçmişte de kendini şöyle duyurduğunu düşünüyorum. Mesela hükümetin silahlı kuvvetlerle uğraşma tarzına buradan müdahaleler geldi. Ben hükümetin beklediğinden daha sert bir karşıtlık içerisine hükümet yani soruşturmaları bu ekibin soktuğunu çoğu zaman gözledim. Çünkü bakıyoruz siyasi ritimle tutuklama ritmi birbirine denk gitmiyor. Zora düşürecek tutuklamalar. Tabii zora düşürdü. Zaman vicdanlarını konuşturmak zorunda kaldı. Hükümet manevralar yaparak buna uymaya çalıştı. Yani ben hükümetin tavşana kaç, tazıya tut siyasetinin yol açtığı bir kriz olduğunu görüyorum ama burada tabii ki bir hükümet cemaat ya da AKP cemaat gerilimi de rol oynuyor. Fakat bu akıldaki insanlar hükümetin sıkı destekçileri arasında da varlar. Tutuklayalım, bitirelim, imha edelim, Sri Lanka gibi yapalım diyen hiç az değil. Bunlar hükümet destekleyenler arasında da görüyoruz. Saflar karışık olabilir. Ama iktidar merkezleri açısından baktığımızda ben doğrusu Fethullah Gülen'in bir televizyondaki demecini izleyince, onlara ait televizyonlardan birinde, anladım ki bu da var. Çünkü diyor ki alan açacaksın. Bir küp, iki küp altını aldın, üçüncü küpü dağıtacaksın. Şimdi herhalde şeyden bahsetmiyoruz. Siz öyle yani. Mi yorumladınız? Herkesin yorumu farklı bütün oluyor. Bütün bu tantana olurken bunu, hani bu da üstüne bu şekilde peki. biniyor. Belli ki böyle bir gerilim var. Fakat bundan bize düşen bir şey yok. Yani sonuçta bu ne demokrasiye, ne ifade özgürlüğüne, ne örgütlenme özgürlüğüne, ne barışa, ne halkların kardeşliğine buradan bir hayır çıkmıyor. Peki şöyle mesela ben şunu düşündüm. Yani her türlü eleştirim baki kalarak tabii. da. İşte bir sivil siyaset yapan, yani sonuçta seçilmiş oraya gelen bir başbakan bu şeye dur dedi ama. Dedi ki hayır. Yani ben bunu hani bu kişiye özeldir, kişiye özel yasadır, onları tartışmayalım. Onları hakikaten tartışacağız, daha da tartışacağız. Yanlışlar var. Ama dedi ki hayır, yani ben belki yedirmem Kasımpaşa tavrıyla, belki ezmem ama dur dedi. Bunu böyle mi görmek lazım, yoksa hani tersten mi Şimdi görüyorsunuz hükümetin siz? Dur demediği zamanlar da oldu. Dolayısıyla burada daha çok bu bu devlet aygıtının, yargının ve polisin siyasi kullanımının bir şekli. Pekala bu KCK tutuklamalarına maruz kalanlar açısından baktığımız zaman ise
dur değil yürü deniyor. Şimdi o nedenle... Şimdi işte bir taraftan Oslo görüşmelerini sürdüren bir hükümet, bir taraftan işte demin dediğiniz ama kriz çıkıyor ortaya. Hükümet makas değiştirdi, insan değiştirmedi. Şimdi öyle özetleyeyim ben. Öteki insanlar dediler ki madem makas değişti, treni bizim götürmemiz lazım. İşte bu demek ki olmuyormuş çünkü bir de bunun siyasi bağlamı varmış olduğunu gördük. Bugün mesela Doğan Yurdakul tahliye edildi. Evet. Duymuşsunuzdur. Evet. Rahatsızlığı yüzünden. Evet, çok iyi oldu. Çok sevindirici. Ne hangi gelişme. Sebeple olursa olsun. Evet. Çünkü Doğan bizim eski ahbabımız. Her ne kadar siyasi kanaatlerimiz ve gazetecilik usullerimiz tamamen farklı da olsa hapiste yatmayı hak etmiyordu. Öyle yargılanması gerekmezdi. Çoğu insanın öyle yargılanması gerekmez bence. Şimdi bu da önemli bence. Bir tahliye diye düşünüyorum ben. Tabii şimdi ben bu şöyle bir yanı var bunun. Bu basınç azaltılınca o zaman insanlar daha serbest karar verme imkanına nesnel olarak kavuştular. Doğan çıksın diye olmamıştır tabii, bütün bu görevden kuşkusuz. Almalar ama şimdi mesela bugün meclis işte başkanlık divanı tutuklu milletvekillerinin özlük haklarını iade etmeye karar verdi. Peki şimdi zaten çok ben önemli. Soruyorum. Zaten niye almıştın 7 aydır bunların haklarını? Niçindi bunlar? Geriye dönük olanları da verecek. Geriye dönük olanları da verecek. Evet. Ama işte o zaman esas konuya geliyor. Şimdi serbest bırakmak esas lazım olan. Yani bu düşünün ya şu bir milletvekili seçiliyorsunuz. Milletvekili olmanız için önce onu kaybetmeniz, sonra geri almanız ve bunun için de aslında hiçbir mevzuatın öngörmediği şeylerin size yapılmış olması gerekiyor. Şimdi bunlara maalesef teşekkür edemiyoruz. Yani o kadar çok alacağımız var ki. Var tabii ki var. Şimdi çok az vaktim var. Son bir dakika gibi. Nereye varır bu sistem? Yani Oslo görüşmeleri tarzını makas değiştirdik ama evet. Makasın değişmemesi lazım herhalde. Şimdi biz biz şöyle diyoruz. Biz direne direne kazanacağız. Yani biz bunlara boyun eğmez isek eğer sonuçta yeniden makas değiştirme gereği doğacaktır. Talepler çok net, basit. Bu talepleri tekrar etmeye devam edeceğiz. Ben halkın iradesi ve gücü ile sınanmadıkça herkesin aklına gelen her şeyi yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Hükümeti kastediyorum tabii. O yüzden halkın iradesiyle bu tedbirler sürekli sınanacak. Herkes de sesini çıkarmalı bir şekilde. Herkes yani çıkaracak. Mesela Uludere konusunu daha bak, çok... Bak herkes öğrendi bu sloganı. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Neyin sloganıydı değil mi? Ya. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ben de çok teşekkür programa. Ederim. Sağ olun. Ertuğrul Kürkçü ile birlikteydik. BDP Mersin milletvekiliyle gündemi değerlendirdik. Yarın akşam aynı saatte biz yine bu ekranda olacağız. İyi akşamlar.